Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere için gençleştirici maske hazırladım. Bunu neyle mi hazırladım? Öncelikle kestane aldım pazardan. Gerçekten taze ve tam mevsimi, her yerde bulabilirsiniz. Kestanenin içinde C vitamini ve B vitamini var. Ayrıca fosfor, manyezyum ve kalsiyum var. Bundan dolayı cildin üst tabakasını yeniler. Yani cildinizi pürüzsüzleştirir. Ve ayrıca bu pürüzsüzleştirmeden dolayı kırışıklıklarınızı açar ve gerçekten de bir ay sonra maskeyi her hafta uyguladığınızda farkı %100 göreceksiniz. Ben şimdi kestaneleri öncelikle kaynattım. Daha sonra bu şekilde ezerek kestanelerimi hazırladım. Bu maskeyi ben bildiğiniz gibi ben pirinç ununu çok severim. Çünkü cildi beyazlatır ve nem verir. Şu anda da kış geldiği için cildim çok kuru olduğundan dolayı özellikle pirinç ununu tercih ediyorum. Ve ayrıca yumurta beyazı. Yumurta beyazı da protein deposudur. Ve ondan dolayı cilt kırışıklıklarınıza iyi gelir. Cildi nemlendirir. Resmen doğal botoks etkisi vardır. Ayrıca kaymak kullandım ben. Kaymağı da biliyorsunuz cilde çok nem verdiği için ve kırışıklıklara iyi geldiği için, cildi beyazlattığı için kullanıyorum. Bütün ürünleri blenderdan geçireceğim. Kullanacağım bütün malzemeyi. Öncelikle kestaneyi, daha sonra yumurta beyazını, pirinç unu. Ben bir de bal kullanıyorum. Biliyorsunuz maskelerde çok severim ama herhangi bir alerjiniz varsa, herhangi bir ürüne. Burada önemli olan asıl malzememiz kestane. Bu şekilde bütün malzemeleri karıştırıyorum. Ben bir kaşık da bal her zamanki gibi ekleyeceğim. Çünkü balı çok sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Alerji için öncelikle cildinize küçük bir yere maskeyi uygulayabilirsiniz. 15 dakika beklediğinizde eğer cildiniz kızarmıyorsa alerjiniz yoktur ve maskeyi bütün yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu şekilde kırışımı blenderdan geçiriyorum. İyice homojen haline gelene kadar. Blenderdan geçiriyorum. Evet, şu an maskemiz hazır. Bu şekilde sıvı bir kıvamı oluyor. Bakın. Sıvı bir kıvamı oluyor. Yüzüme fırça yardımıyla bu şekilde sürüyorum. Göz altlarınıza da çok rahat sürebileceğiniz bir maske. Hiçbir zararı olmaz, faydası olur. Doğal nem deposu. Cildinizi yağlandırmasından korkmayın. Eğer cildiniz çok yağlıysa yağsız yoğurt da kullanabilirsiniz. Herhangi bir yağsız yoğurt. Normalde öncelikle bilmeniz gereken şey cildinizin tipini iyi tanımanız. Cildiniz yağlı mı, kuru mu bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Ona göre maskeleri seçin. Yani ben her maskeyi uyguluyorum diye siz de her maskeyi yapmak zorunda değilsiniz. Cilt tipinize göre maske seçebilirsiniz. Cilt tipi de mevsimsel değişiklikler gösterebiliyor. Bunu da göz ardı etmeyin. Kesinlikle. Ben maskeyi kapatmak için gazlı bez aldım eczaneden. 1 liraya satılıyor. Siz peçete de kullanabilirsiniz. Bu şekilde öncelikle kapatıyorum. Küçük küçük kestim bunları. Siz beklememek adına. Öncelikle hazır hale getirdim. Şekilde. Ve gazlı bezin üzerine de maskeden sürüyorum. Çünkü gazlı bez bildiğiniz gibi deliklidir. Hem düşmüyor hem evdeki işlerinizi çok rahat bir şekilde maske beklerken yapabilirsiniz. Dediğim gibi illa gazlı bez olmasına gerek yok. Peçete de kullanabilirsiniz. Zaten düşüyor. Maskeyi üzerine sürmezseniz bu şekilde düşebilir. Yapıştırdım. Evet. Ben çok seviyorum.
bu şekilde kapatmayı. Çünkü sanki cildim daha iyi nemleniyormuş gibi hissediyorum. Şimdi ben bütün maskeyi sürdükten sonra zaten 15 dakika bekleyeceğim kurumasını. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Maskeyi bu şekilde sürdüm. Yaklaşık 15 dakika kadar kurumasını bekledikten sonra şu şekilde soyarak çıkartıyorum. Bu şekilde çok basit. Daha sonra şimdi yıkayacağım. Yıkadıktan sonra tonik önemlendiricimi süreceğim ve maskemi tamamlayacağım. Yüzümü ılık suyla yıkadım. Daha sonra ne yapıyorum? Size her zaman söylediğim gibi. Gülse nasıl bu arada? Yüzüm parlamış mı? Farkı görebiliyor musunuz? Gerçi tek uygulamada fark göremeyebilirsiniz. Yaklaşık bir ay kadar uygulamanız lazım. Bu şekilde gül suyuyla temizliyorum. İyice. Temizledikten sonra nemlendirici kremimi sürüp şekilde yüzüme masaj yapıyorum. Maskeyi uygulaması da çok basit zaten. Biraz zor gibi gözüküyor ama gerçekten çok basit. Ve maskemi tamamladım. Umarım bu videodan çok memnun kalmışsınızdır. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni sevmeyi kesinlikle unutmayın. Sevgilerimle.